Merhaba efendim. Bu videoyu rahmetli Huysuz Virjin'in anısına saygıyla çekmek istedim. Çok sayıda gösterilerini izledim. Son zamanlarda izleyememiş olmaktan dolayı da üzüntü duydum. Ve aramızdan ayrıldığı zaman da onun bizlere kattığı değeri düşündüm. Ve onun yarattığı inovasyonu düşündüm. Ve onun anısına bu videoyu çekmeye karar verdim. Huysuz Virjin ve inovasyon olur mu demeyin. Sizlere bunu adım adım anlatmak istiyorum. Huysuz Virjin gösteri dünyasında bir inovasyon gerçekleştirdi. Neydi bu inovasyon? Şimdi bunu açıklamak istiyorum ve bunu nasıl gerçekleştirdi? Bu inovasyon neydi? Buradaki yenilik neydi? Bunu anlatacağım. Sonra da bunu nasıl hayata geçirdi? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Yine de benimle bu konuyla ilgili sorularınız varsa, katkılarınız varsa lütfen YouTube videomun altına bu konudaki sorularınızı ve katkılarınızı da ilave ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Şimdi neydi buradaki Huysuz Virjin'in bize sunduğu gösterideki yenilik neydi? Türk Drag Queen'di. Bunun benzerleri dünyada vardı. Bu bizim daha önceki tarihimizde yok muydu? Vardı. Orta oyunu vardı. Zenne vardı. Bu hala da var. Hala da zenne var Anadolu'da. Hala da orta oyunu var bizim tarihimizde. Peki buradaki inovasyon neydi? Dünyada bir örneği var. Ülkemizde bir örneği var. Rahmetli Huysuz Virjin orta oyununu, zenne gösterisini ve stand-up gösterisini birleştirdi. Birleştirmeyi gerçekleştirdikten sonra bunu dönüştürerek, değiştirerek, karıştırarak, uyarlayarak başka bir model de bize sundu. Huysuz Virjin'in hayatıyla ilgili videoları izlediğinizde, bu konuyla ilgili söyleşilerini okuduğunuzda görüyorsunuz ki bu bugünden yarına olmadı. Eski Ramazan eğlencelerinde arkadaşlarıyla beraber memurluk yaparken zenne kıyafetleriyle orada sahne almaya başladı. Sonra bunu gazinolarda bunu uygulamaya başladı. Sonra bir gazinoda ki Günay Restoran'ın sahibinin söyleşisinden duydum. O fark etti. Bu gazinoda müşterinin, seyircinin Huysuz Virjin'e söylediği lafın üzerine Huysuz Virjin ona verdiği cevapla bir anda bütün herkesi güldürdü ve Günay Restoran'ın sahibi evet bu doğru bir format böyle devam et diye Huysuz Virjin'e bu konudaki ilk ipucunu verdi. Dolayısıyla sadece orta oyunu zenle stand-up'ın birleştirilmesi değil, seyirciyle iletişimi de buna katarak, bununla uyarlayarak bir yenilik gerçekleştirdi. Seyirci ile bütünleşerek söylenemeyenleri söyleyebilme cesaretini öyle zarif, öyle dokunaklı, öyle oturaklı bir biçimde ifade etti ki hepimiz ona kızmadık, ona güldük, onu alkışladık hep beraber. Ne oldu? Başkası başka bir şekilde, başka bir yerde bize bunu yaptığı anda çok büyük kıyametler koparacağımız bir ortamda bize sunum şekli, bize bunu söyleyiş şekliyle ve içimizde kalanları ifade etmedeki tarzıyla bu orta oyunu, zenni, stand-up bileşimini öyle güzel bize sundu ki o zaman işte değer gerçekleşti, biz de güldük. Güldüğümüz zaman değer oluştu ve onu izlemeye devam ettik yıllarca. Yıllarca ve onun büyüklüğü de bu değeri evlerden, Ramazan eğlencelerinden, gazinolardan, büyük etkinliklere ve sonra da televizyona taşıyarak bize bütün kitlelere dönüştürerek, uyarlayarak ulaştırdı. Dolayısıyla inovasyonu belki ilk seyirciyle
iletişimdeki zarifliği başlatmasına rağmen sonra da bunu değişik ortamlara adapte ederek, uyarlayarak, dönüştürerek, artırımsal hale getirerek inovasyonunu sürdürdü. Çok değerini bildik mi bilmiyorum. Saygıyla anıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.